Saygıdeğer bakanım, kıymetli bakanımla uzun süreden beri çalışıyoruz. Rektörlüğünden bakan yardımcılığına, bakanlığında şu anda en büyük gücümüz. Kendinden Allah razı olsun diyorum. Bugün aramıza geldiğinde valilikte vekillerimizle, genel müdürlerimizle yaptığımız toplantıdaki yeni müjdelerini açıkladı. Biraz sonra size bunu kendi açıklayacak. Bize düşen şey o çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. O yüzden ben arkadaşlarımla Kurucu Aile Bakanlığı olduğumuz zaman sosyal devletin ne demek olduğunu, kerim devletin ne demek olduğunu gördüğümüz için buraya gelir gelmez dedik ki biz Milli Eğitim'in emrindeyiz. Milli Eğitim ordularının emrindeyiz. Hocalarımızın emrindeyiz. O yüzden Gaziantep'te daha çocuklar doğmadan annesinin karnındayken anneye süt, bebeğe can projesi çalışıyor. Prometre doğmasın. Doğa doğmaz sorunla karşılamasın. Anne ölmesin. Bebek ölmesin. Doğuyor, hoş geldin minik hemşerim diyoruz. Bir anneye ne lazım? Anne okullar açıyoruz. Biraz büyüyor, uygulamalı çocuk kütüphaneleri açıyoruz Sayın Bakanım. Uygulamalı çocuk kütüphaneleri. Biraz daha büyüyor. Bu gördüğünüz binaların her noktasında içerideki kütüphaneler, kitaba ulaşma, laboratuvar, ne gerekiyorsa burada Şahin Bey Belediye'miz, Şehit Kamil Belediye'miz, oda başkanlarımız, valimizin başkanlığında toplanıyoruz. Model bu. 15 günde bir toplanıyoruz. Bu şehri sağlıklı şehir nasıl yapacağız? Huzurlu şehir nasıl yapacağız? Eğitim şehri nasıl yapacağız? Bu şehri geleceğe nasıl inşa edeceğiz? Ben okuyorum, Gaziantep okuyor diyoruz. Ya ben okuyacağım da bakanım, başkanım kitap bulamıyorum derse bu bize yakışmaz. İşte kitabın ulaşıldığı, tesislerin çoğaldığı, hedeflerin yeni büyüdüğü yeni bir Gaziantep var. Bu yeni Gaziantep'te her aldığınız görevde önümüzü açtığınız için, bugün müjdelerle geldiğiniz için size müteşekkiriz. Ekibinize müteşekkiriz. Bugün ilkokulda zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren tüm hükümetler okullaşma oranını artırmayla ilgili ciddi yatırımlar yapmıştı. Ama okul öncesi orta öğretim ve yüksek öğretim devasa büyüme son 20 yılda gerçekleşti. Bugün orta öğretimdeki okullaşma oranlarımız %44'lerden %90'lara ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı %14'ten %45'e ulaştı. Okul öncesinde 200 bin civarında olan öğrenci sayısı bugün 2 milyonlara ulaştı. Sadece bina derslik yapılmadı. Aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için de ciddi bir şekilde öğretmen alımına tanıklık etti son 19 yıl. 2000'li yıllarda 500 binler seviyesinde olan öğretmen sayımız bugün 1.2 milyona ulaştı. Yani bugün eğitim sistemimizde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık %75'i son 19 yılda eğitim sistemine dahil oldu. Diğer alanlardaki gibi eğitimde de bu devasa dönüşüm güçlü bir liderlik gerektiriyordu. Ve Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitimde son 20 yıl Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren eğitim tarihine damgasını vuran en kritik dönem olmuştur. Allah'a şükür 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu 4 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 14 Şubat'ta da böyle kritik bir günde yasalaştı. Ben hakikaten Regaip Kandili'nde mecliste kabul edildi, sevgililer gününde de yürürlüğe girdi. Yani bu öğretmenlik meslek kanunu ve hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın öğretmenlere verdiği değerin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Artık Türkiye öğretmenine mahsus kanun olduğu ender ülkelerden bir tanesi oldu. İnşallah dün itibariyle de bu kanunun, meslek kanununun uygulaması ile ilgili yönetmelik taslağını tüm kamuoyuyla paylaştık.
tüm öğretmenlerimizden, eğitim paydaşlarından görüşlerini almak için bir aylık bir süre belirledik. 15 Mart'ta gelen görüşleri derleyerek, değerlendirerek, taslağı son şeklini vererek inşallah yayınlayacağız. Ve öğretmenlerimizin adaylık kaldırma, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili tüm süreçleri de ayrıntılı bir şekilde tanımlama imkanımız olacak. Ben öğretmenlik meslek kanununun tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Valim, değerli konuklar, tüm Türkiye'de eğitimle ilgili bu yatırımlar yapılırken Gaziantep de bundan nasibini aldı. Biliyorsunuz biz eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı artarken okul öncesi dönemiyle ilgili 2021'de yeni bir hedef koyduk. Hedefimiz 3 yaştaki okullaşma oranını %14 olan okullaşma oranını %50'ye çıkartmak, 4 yaştaki %35 olan okullaşma oranını %70'e çıkartmak, 5 yaştaki %78 olan okullaşma oranını da %100'e çıkartmaktı. Bunun için 3000 yeni anaokulu, 40.000 de yeni ana sınıfı yapmayı planladık. 2022 bütçesinde de bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu hedefi koyduktan sonra Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz tüm Türkiye'de bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden hakikaten büyük bir çabayla bir süreç yönetimi gerçekleştirdi. Ve 5 ay gibi kısa sürede 59 tane yeni anaokulunu hizmete aldık. 6950 adet ana sınıfını, yeni ana sınıfını hizmete aldık. 214 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. 1095 tane anaokulu arsası bulunan anaokulunda yatırım bütçesine dahil ettik. Yani 5 ay gibi kısa sürede anaokuluyla ilgili, okul öncesi dönemdeki okullaşma ile ilgili koymuş olduğumuz hedefte çok önemli bir mesafe almış olduk. Bu yapacağımız geriye kalan 3000 anaokulu yapmak için geriye kalan 1632 anaokulunda tüm illerimizde yeni arsalar buldukça yatırım bütçesine dahil etmeye, yatırım programına dahil etmeye çaba sarf ediyoruz. İşte bugün bu 1600 yeni anaokulunun 138 tanesini Gaziantep'imize vermiş olduk. Bu rakam İstanbul'da yapacağımız 1000 tane yeni anaokuldan sonra en fazla anaokulu yapılan şu anda il olarak Gaziantep yer almaktadır. Ben bu yapacağımız yatırımların Gaziantep'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Efendim biz de Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kendini bir süre daha saygı. Evet, hayırlı uğurlu olsun ya Allah yarısında. Thank you.